Melih Altınok İttifaklarda son durum. 50 artı 1 alanın atıyla Üsküdar'ı geçtiği yeni hükümet modelimizde %0.5 oy alan bir partiniz varsa işiniz Almanya'dan iyi. Çünkü iktidar ve ana muhalefet arasındaki satrancın en önemli taşları küçük partiler. Her iki taraftan hamleler birbiri ardına geliyor. Son duruma bir bakalım. CHP Deva Partisi'ni Millet İttifakı'na dahil etmek için uğraşıyor. Kılıçdaroğlu dün Ali Babacan'la görüştü, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni de cepheye katmak için çalışmalar sürüyor. Seçimlere henüz epeyce süre olsa da Millet İttifakı'nın bu desteğe ihtiyacı var. Zira geçtiğimiz günlerde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asil Türk'te yaptığı görüşmenin ardından taşlar yerinden oynamaya başladı. Saadet'in Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun partinin asil Türkiye yakın İstanbul İl Başkanlığı görevden alması durumun ciddi olduğunun bir göstergesi. Asil Türk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından gene açıklaması da tabanın bu tartışmaya ilgisini artıracak gibi. AK Partili Mahir Alın, Millet İttifakı içerisindeki CHP ile HDP'yi ayrı tarafa, İyi Parti ile Saadet Partisi'ni ayrı tarafa koyuyoruz şeklindeki sözleri de yabana atılmamalı. Cem Uzan'ın Genç Partisi ile şaşırtıcı sosyolojik benzerlikleri olan İyi Parti'de bu işe yatkın pek çok kişinin olduğunu tahmin etmek zor değil. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazan Mehmet Ali Çelebi ve bazı milletvekillerinin de katılacağı söylenen Muharrem İncen'in partisi ise epeyce yol aldı. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın kuracağı iddia edilen parti ise CHP ve Millet İttifakı için bir tehdit olabilir. Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi de sağ kulvardan ilerliyor. Ve tabii ki Mustafa Sarıgül. 2019'da Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi yeniden yollarda. Sarıgül dün de Mardin'de er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil diyordu. Ancak daha önce binlerce kişi ikna edip yola çıkan sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızsın denilerek yarıştan çekilmeye ikna edilen Sarıgül'ün ne kadar yürüyeceği yine meçhul. Şimdiden kara borsaya dönen ittifak piyasalarının seçimler için geri sayım başladığında ne hale geleceğini hayal edebiliyor musunuz? Din ve CHP işleri birbirinden ayrılsın. CHP'nin ekranlardaki Yılmaz savunucusu Berhan Şimşek'in gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum şeklindeki sözleri olay oldu. Cuma namazında hutbenin farzdan önce okunduğunu hatırlatan AK Partililer Allah kabul etsin diyerek Şimşek'le kafa buluyorlar. Belli ki Mingel Abdullah karakterini canlandırırken muhafazakarların dilini az buçuk kavrayan Berhan Bey bir jest yapayım dedi. Ama keşke bu çıkışı yapmadan önce cuma vakti kapalı çarşıya gidip esnaf kepek kapatmış diye video çeken Gürsel Tekin'e bir danışsaydı. Ya da en iyisi CHP ve din işlerinin birbirinden ayrılması. Zira bu acemice takiyelerle muhafazakarları güldürdükleri yetmiyormuş gibi CHP'li seçmenin saygısını da yitiriyorlar. Göttingen de artık bizim. Almanya'daki Türkler bir harika. Türk kökenli Alman vatandaşı Profesör Doktor Uğur Şahin korona aşısını bulup göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi de aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde bulunan meşhur Göttingen Üniversitesi'nin rektörlüğüne oy birliğiyle Türk kökenli fizikçi Profesör Doktor Metin Tolan atanmış. Gururlandık. Hepinizi birden kapatırlarsa. Bakkal gibi küçük esnafı temsil eden Kobider, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında zincir marketlerinin kapatılması gerektiğini söylüyor. Haksız rekabet oluyormuş. Kobider rekabet gibi serbest piyasa kavramlarıyla konuşsa da talepleri neymiş gerçekten anlasak. Zira yasaksever bilim kurulunun kafası bir atı verirse ikisini de kapatı verir vallahi. Hep birlikte yeniden görürüz günümüzü. Melih Altınok. Burhanettin Duran. İttifakların dinamizmi ve sistem tartışması. Siyasi parti genel başkanlarının görüşme trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi ile yaptığı ittifak konulu görüşmeler muhalefeti de harekete geçirdi. Gün geçmiyor ki CHP, İyi Parti, SP, DEVA ve GP genel başkanları ziyaretleşerek güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri eşliğinde ikili ilişkileri sıcak tutmaya çalışmasın. Önümüzdeki aylarda dört konu birbiriyle etkileşim halinde iç siyasetin hararetini artıracak. HDP'nin kaderi, yeni partiler, ittifak denemelerindeki değişim çabaları ve sistem tartışması. En son Esenyurt ilçe teşkilatından yansıyan PKK propagandası yapan görüntüler, HDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamayacağının bir örneğini daha gösterdi. MHP'nin HDP kapatılsın çağrısının davaya dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşür Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceği şimdilik belirsiz. Odak olmanın tarifinin zorlaştırılması sebebiyle dava açılsa bile kapatılmama ihtimali de söz konusu. Gerçi HDP'nin kapatılmayı engellemeyi değil, teşvik edecek şekilde davrandığı ortada. Bugünkü marjinal haliyle meşrulaştırılmasının demokratik siyasete katkı sunmayacağı da açık. Bir süre daha HDP, ittifaklar içi ve arası siyasetin argümanlarını ve hamlelerini beslemeye devam edecek. SP'nin kararı neleri etkiler? Milli görüş geleneğinin Cumhur İttifakı'na katılması oluşacak oy hareketlenmesinden ziyade Deva ve Gelecek Partisi'nin CHP kanadında konumlanmasını zorlaştırması açısından önemli. SP'nin ittifaka katılması konusunda ikiye bölündü anlaşılıyor. Ortak ideolojik geçmiş ve başkanlık sistemine bakıştaki farklılığın nispeten azlığı AK Parti ile SP'yi yakınlaştıran hususlar. Dahası SP'nin iki kez AK Parti ile ittifakı konuşarak uzlaşmamaktan elde ettiği bir şey yok. Yani CHP ile Millet İttifakı içinde olmak SP'ye oy getirmiyor. Halbuki Cumhur İttifakı'na katılması durumunda AK Parti ve MHP arasındaki oy geçişkenliği AK Parti ve SP arasında da olabilir. Ve bu da Deva ve Gelecek Partisi'nin AK Parti tabanına yaptığı hamlelerin etkisini düşürür. İşte bu denklem SP'yi bir süre daha gündemde tutacak. SP'nin yönetiminin dostacı söyler ve seçime bir hafta kala cümleleri siyasi pozisyonlarını değiştirmekle değiştirmemek arasında zorlandıklarını gösteriyor. İktidardan beklenen politika değişikliği reform gündemi etrafında müzakere edilebilir. Muhalefetin ortak tutkal arayışı HDP dışındaki muhalefet partilerinin hepsi kendi parlamenter sistem önerilerini hazırladı. Gelecek Partisinden sonra diğerleri de bu önerilerini kamuoyuyla paylaşacak. İyi Parti partisiz ama yetkili Cumhurbaşkanı olsun eğilimindeyken CHP ve Gelecek Partisi sembolik olmasından yana. Farklı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri muhalefet partilerini bir araya getirecek bir tutkal fonksiyonu üstlenebilir mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri tartışıldıkça görülecek ki bu tartışma çok yönlü reaksiyonerlik taşıyor. 1. Mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yetkili ve partili başkan formülüne karşılar. 2. 1982 Anayasası'nın yetkili partisiz ama sorumsuz Cumhurbaşkanı'nı da istemiyorlar. 3. 1982 öncesinin parlamenter sistemindeki istikrarsızlıkları da aşmak için rasyonelleşme uygulamaları öneriyorlar. Muhalefet partilerinin bu çok yönlü hesaplaşmayı yapabilecek somut bir öneride anlaşması çok zor. Diğer zorlukları 2007 referandumu, 2014 ve 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı doğrudan seçen halkı elinden bu yetkiyi almaya ikna etmek. Dahası 2023'te mevcut sisteme göre seçime gidip hem anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmeleri hem de buna uygun bir cumhurbaşkanı profiline seçimi kazandırmaları gerekiyor. Muhalefet sahici bir sistem tartışması yapsaydı mevcut başkanlık sistemini kendilerince tahsih etmeyi önerirlerdi. Özü eski parlamenter sisteme dönüş olan güçlendirilmiş öneriler ortak siyasi vizyonda buluşamayacak partilerin ortak tutkal arayışı. Erdoğan karşıtlığına yeni bir malzeme ekleme çabası. Yeni konjonktürden ilhamla demokrasi bloğu kurtarma niyeti. Sistem tartışmasının iktidara yarayacağı görüşümü tekrarlayarak yazımı bitireyim. Burhanettin Duran